Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki transferle ilgili çalışmalar devam ediyor. Ama öncelikle şu Dinamo Kiev maçı şoku Fenerbahçe'nin üzerine bir kabus gibi çöktü. Pek çok konu tartışılır hale geldi. Onu da özellikle vurgulamamız lazım. Tabii tartışılmasının sebeplerinden biri Fenerbahçe'nin 2008-2009'dan bu yana tam 14 yıldır Kupa 1'de mücadele edememiş olması. Böyle adeta yakaladığı turu sabun köpüğü gibi elinden kaçırmış olması, deplasmanda 0-0 oynanan bir maçın rövanşını kaybetmesi tabii ki tartışmaları beraberinde getirdi. Hemen şunu da söyleyelim. Tabii bu tartışmalardan George Jesus da payını alıyor. Onu da özellikle vurgulamamız lazım. İşte kadro seçimleri, oyuncu değişiklikleri. Tabii ki bu noktada ben daha önce maçın analizi yaparken de söylemiştim. Hakemin işte özellikle golde, kırmızı kartta birçok noktada hataları da var. Ama şunu da unutmamak lazım. Siz de yakaladığınız penaltıyı kaçırmayacaksınız. Sonrasında işte bu ciddi sıkıntı ortaya çıkıyor. Şimdi artık gözler Avrupa Ligi'nde Slovaçko maçına çevriliyor. Üçüncü eleme maçına çevriliyor. Bakalım orada nasıl bir sonuç çıkacak ama bunun ötesinde ben öncelikle beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı nedeniyle teşekkür ederek başlamak isteyeyim. Sonrasında enteresan bazı konular var. Onları söyleyeceğim. Transfer konusunda bir rota değişikliği var. Gerçekten de pek de fazla düşünülmeyen bazı oyuncuların tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Onlardan bahsedeceğim ama daha önemlisi hani biraz da hani şu transfer meselesinin biraz çılgınlığa dönüştüğünü de vurgulamakta yarar var. Şunu anlatacağım. George Jesus ülkesinde bir röportaj verdi ve röportajın ipuçları gerçekten çok değişik veriler bize sunuyor. Şimdi bir tanesi şu. Mehdi Taremi ile ilgili beğendiğim bir oyuncu ama bizde o pozisyonu oynayacak 4 oyuncu var diyor. Peki o zaman şu soruyu sormayacak mıyız? Niye 4 oyuncu oldu? Yani bu noktada bu soruyu sormamız lazım. O bölgede 4 oyuncu olmaması gerekirken 4 oyuncuya döndü. Söz gelimi işte orada João Pedro geldi. İrfan Can o bölgeyi oynayabilir, Mert Hakan oynayabilir, Arda Güler var, Lincoln Henrique var. Hatta 4'ten bile fazla sayabiliriz. İşte o noktada demek ki transfer politikasında bir sıkıntı var. Birincisi bu. İkincisi Arayo'yu ilk istediği oyuncu olarak söylemedi. Ben William Carvalho'yu istiyordum ama olmadı. Oyuncuyla ilgili mesafe kat edemedik ve Arayo'yu aldık diyor. Arayo'yla ilgili tartışmaların çok erken başladığını düşünüyorum. Çünkü Brezilya'daki şampiyonluklarda Arayo'nun önemli payı olduğunu hepimiz biliyoruz. Şöyle söylüyor, kimi kaybettik? Kim? Mince. Kaybettik. İki tane stoper almamız lazım diyor. Bir tanesiyle ilgili hatta ikisiyle ilgili de sanki mesafe kat edilmiş gibi ama bir tanesi galiba rota değişecek bir tanesinde olmayacak. Daha önce düşünülen bir oyuncu gündeme gelecek. Onu söyleyebiliriz. Yine şöyle bir gerçek var. Yani Avrupa işte ne oluyor? Fenerbahçe niye elendi diye bir hayıflanma, bir üzüntü var. Ama çok enteresan bir cümlesi var George Jesus'un. Diyor ki bizim hedefimiz şampiyonluk. Yani biz Avrupa düşünüyoruz demiyor. Biz şampiyonluğu düşünüyoruz. Böyle konuştuk diyor. Yani o bir yıllık sürecin şampiyonlukla tamamlanması gerektiğini düşündüğünü söylüyor. Everton'ın teklifini kabul etmedim. Fenerbahçe'ninkini kabul ettim diyor. Ve şunu da söyleyelim. Kaleci istiyorum. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri bizde. Ama ben oraya bir kaleci istiyorum. Sakatlık durumu söz konusu diyor. Şimdi biraz enteresan bir gelişme oldu diyebiliriz. Şimdi devam edelim isterseniz. Bakın transfere doğru ipuçları verdi. Stoper konusu, kaleci konusu ön plana çıktı. Ama hala bir santrofor konusuyla ilgili bir açıklama yok. Net bir açıklama yok. Oysa Fenerbahçe taraftarı kaç sezondur şu santrofor meselesini çözelim diye
isyan ediyor ama hala bir santrafor konusunun konuşulmuyor olması çok dikkat çekici. Şimdi transferlere bir bakalım isterseniz, oradan yürüyelim isterseniz. Çünkü transferler enteresan. Lincoln Henrique orta alan oyuncusu, özellikle forvet arkası oynuyor. Bruma kanat, Emre Mor kanat. Yani Thiago Çukur santrafor göndermeyi düşünüyorsunuz, aldınız. Willian Arroyo 6 numara pozisyonu oynuyor. João Pedro 10 numara oynuyor. Sizde bol miktarda olan. Ha, daha iyi oyuncudur, ayrı konu. Elinizdekileri tasfiye edersiniz. Joshua King'i aldınız. Santrofor almadınız. Klasik santrofor. Elinizde Valencia var diye ya da işte Berisha var diye ya da Serdar Dursun var diye. Lamine Diak'ı alıp verdiniz ve Gustavo Henrique'yi Türkiye'ye getirdiniz. Şimdi bütün bunlara baktığınızda acaba Fenerbahçe'nin geçen sezon sonuna doğru oynadığı futbola baktığınızda ihtiyaçlar bunlar mıydı? Bence ihtiyaçlar bunlar değildi. İhtiyaç, çok net ihtiyaç bir sol bek, çok net ihtiyaç bir santrofor, belki bir yedekleyecek ön libero olabilir ve hani kim gittiği için bir stoper düşünebilirsiniz. Yani şu yapılan transferlerde mantığı çözmek çok kolay değil. Ha, bunlar kötü oyuncu değil. João Pedro çok iyi oyuncu ama hani işin mantığı niye bu kadar sirkülasyon oldu? Yeniden takım kuruyor Fenerbahçe, soru işareti diyelim ve biz yine transferle ilgili çalışmalara geçelim. Bu arada tabii şunu da söyleyelim, transfer çalışmaları derken Arda Güler'le ilgili bir bilgi yansıdı. Açık söyleyeyim, doğrulatamadım ama bilginin kamuoyunda dalgalandığını ve hatta bayağı ses getirdiğini söyleyebilirim. Biliyorsunuz iki maçta, Dinamo Kiev maçlarında toplam 18 dakika süre alabildi Arda. Bir sezonda eğer 1500 dakika oynamazsa sözleşmesinde 5 milyon euroya serbest kalır maddesi olduğu bilgisi var. Doğrulatabilmiş değilim, net söyleyeyim. Çünkü doğrulatamadığımız bir bilgi ama basına yansıyan bir bilgi olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu arada tabii devam edelim isterseniz. Şöyle bir nokta var. Fenerbahçe'nin 20 yabancısı var. Eğer Gustavo Henrique de gelirse 21 yabancısı oluyor. 7 tane yabancıyı, en az 7 tane yabancıyı kadrosundan tahliye etmesi lazım. Yani 6-7, yani 21 olacağı için, bir de stoper daha geleceği için. Kolker, Lemos, Novak, Tisserand, Pelkas, Max Meyer, Samatta, Berisha topun ucundaki oyuncular diyebiliriz. Onu da vurgulayalım. Şimdi kaleci istiyorum dedi. Kaleciyle ilgili de bilgi vereceğim ama Miha Zajc'ın, yani gitmesi istenmeyen ama şans da fazla verilmeyen Miha Zajc'ı Torino'ya gitti gidiyor şeklinde bir bilgi aldık. Pelkas'ın da Hals diye yakın olduğunu vurgulayalım. Şimdi stoper konusunda Gustavo Henrique geldi. Gustavo Henrique'ye camia içerisinden ciddi bir tepki var. Oyuncunun geri dönüşlerindeki zafiyeti, işte o takımında, Flamengo'da çok da önde bir stoper olmaması, özellikle diyorum taraftarın da, camia içinden tepkilerin yanında taraftarın da tepkisi imzanın gecikmesine neden oldu. Hatta bilgiyi verelim. İmzanın olmama olasılığı, olma olasılığından daha yüksek. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Ve bu durumda başka bir noktaya doğru evrileceğiz. Onu da söyleyelim. Başka bir stopere, en başta döndüğümüz stopere doğru döneceğiz. Ama biz şuradan başlayalım. Luan Perez'den devam edelim. Şimdi Luan Perez gerçekten de kulüp bürüş Marsilya, Brezilya'da Santos, Fluminense gibi takımlarda oynamış. Üçlü savunmayı da, dörtlü savunmayı da oynama becerisi olan 28 yaşında bir oyuncu. Sol stoper ve sol bek oynayabiliyor ama sol bek konusunda çok da fazla istekli görünmüyor. Ama ihtiyaç halinde sol bekte oynatabilirsiniz ki zaman zaman Zalai'yi de böyle oynattı. Sampaoli hocası onu Marsilya'ya getirdi. Onu söyleyelim ve oyuncuyla ilgili biraz tanışıklığımız Galatasaray maçlarından var. Galatasaray-Marsilya maçlarından. Onların bir tanesinde sol stoper, bir tanesinde de sol bek oynadı. Geçen sezon tabii istikrarlı oynayan bir oyuncu. 50 maç oynadı ve 3 asisti var. Hava toplarındaki hakimiyetinin iyi olduğunu söyleyeceğimiz
bir oyuncu. Yani Luan Perez zaten kamuoyu aydınlatma platformuna bildirildiği için onunla ilgili bir durum söz konusu değil. Bu sadece bir tartışmayı beraberinde getirdi. Bir sol stoper geldiğine göre Zalai gidiyor mu? Evet, Zalai'ye de iki ciddi teklif var. Fenerbahçe 15 milyon euro civarında bir beklenti içerisine Zalai için de girmiş durumda. Bu noktada Zalai gidecek, yerine Luan Perez gelecek. Ayrıca bir stoper daha gelecek. O stoper kim? En başta konuşulan stoperden bahsedelim. Nino'dan bahsedelim. Yani Fenerbahçe Nino'ya döndü. Nino en başta vardı zaten. Onu özellikle söyleyelim. Sağ ayaklı bir stoper. Brezilyalı biliyorsunuz. Fluminense'de forma giyiyor. 2024'e kadar sözleşmesi var. 6,5 milyon euroluk da bir bedeli var, güncel piyasa bedeli var. Oyuncunun gelmeme nedeni ya da işte Fenerbahçe'yi vazgeçirme noktasına getirme nedeni oyuncunun haklarını belli kurum ve kişilerde olmasıydı. Ama bunu şimdi çözecek, gözünü karartıyor Fenerbahçe. Dolayısıyla Nino'ya döndüğünü söyleyebiliriz. Şimdi stoper ikilisi sanki Nino ve Luan Perez gibi olacak. Serdar Aziz ve Zalai gitmezse onların alternatifleri olacak. Zalai'nin de gitme ihtimali olduğunu özellikle vurgulamam gerekiyor. Şimdi bu noktada bir kaleci istiyorum dedi. Bende çok iyi bir kaleci var ama ben bir de kaleci istiyorum dedi. Kim o kaleci? Onunla ilgili de şekillenmeye başlandı. Onu da söyleyelim. Şekillenen kaleci Gökhan Akkan. Gökhan Akkan birinci kaleci olma ihtimali de yüksek bir oyuncu olduğu için Gökhan Akkan üzerine yoğunlaşmış vaziyette Fenerbahçe. Gökhan Akkan'ı transfer etmek istiyor. Olmazsa Tarık Üstün, ama Tarık Üstün daha bir birinci kaleci gibi değil, ikinci kaleci gibi düşünülen kaleci. Şu anda da şunu da söylemem lazım. Sakat oyuncular Osayi, Samuel, Rossi, Ferdi ve Arayo gibi oyuncuların da sakatlıkları olduğu gerçeğini vurgulayalım. Ve son olarak da The Sun gazetesinin bir iddiası var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Galiba onu paylaşırsak böylece de hani en azından kamuoyuna yansımış bir başka bilgiyi sizlere vermiş oluruz. Pablo Mari'nin Mikel Arteta tarafından istenmediğini, ki geçen sezon da kiralıktı oyuncu, Jesus'ta da çalışan bir oyuncu, 2024'e kadar sözleşmesi var. Onu da İngiliz basını The Sun gazetesi Fenerbahçe'ye yazdı. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım ve beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederek vedalaşalım. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.